Bence Erdoğan değil, Türkiye kendine bir çıkış yolu arasın. Erdoğan'ın bir çıkış yolu arama ihtiyacı yok. Türkiye'nin bir çıkış yolu arama ihtiyacı var. Bu bataklıktan, bu girdaptan çıkması gereken Türkiye'dir. Erdoğan'ın bir çıkış şansı kalmadı. Erdoğan iktidarını sürdürme yollarını arıyor. O iktidarı sürdürüyor. O iktidarı sürdürmek demek Erdoğan'ın çıkışı anlamına gelmiyor. İktidarı sürdürmek her gün biraz daha karanlığa batmak demek. Ülkeyle beraber kendisi de aynı zamanda. Her gün biraz daha yıkıma gitmek demek. Her gün biraz daha itibar kaybı olmak demek. Her gün Erdoğan'ın çıkışı bana göre kalmadı. Erdoğan buradan sonra hani mesela buradan toparlayıp ben yeniden toplumun umudu haline geliyorum. Bu insanın doğasına aykırı bir şey. Ölmüş bir şey canlandırılamıyor. Sözü yok, heyecanı yok, duygusu yok, yönetme kabiliyeti yok. Zihinsel yeterliliği giderek zayıfladı. Yani yönetme kabiliyeti anlamında söylüyorum. Bunu sağlık açısından söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu daha çok tek adam mantığı giderek ortak aklı devreden çıkarınca zihin zayıflar, körleşir. Doğası gereği körleşir. Çünkü mesela sen de diyelim medyaskopu yönetiyorsun. İnsanlar sana ya Ruşen o öyle değil. Böyle olsa daha iyi olur dedikleri müddetçe senin zihnin daha açık hale gelir. Ama sen kimseyi dinlemez hale gel. Kimse sana bir dakika öyle değil böyle yapalım diyemez hale geldiklerinde zihin doğası gereği körleşir. Erdoğan da zihin körlüğü. Had safhada yönetim kabiliyetini kaybetmiştik. Had safhada yeni bir heyecan, yeni bir duygu, sorunları çözme kabiliyetini yitirmiş. Bu had safhada o yüzden Erdoğan'ın buradan çıkma, canlanma, yeniden Türkiye'ye bir umut olma ihtimali yok.